Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı sonrasında dış basında çıkan övgü ve hüzün dolu 35 manşet. Alman basınından: Atatürk, Türkiye'yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır. Avusturya basınından: Türk halkı kurtarıcısını ve babasını kaybetti. Danimarka basınından: Atatürk, 20. yüzyılın en büyük mucizesidir. Amerikan basınından: Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti. İngiliz basınından: Kadınlar başka hiçbir ülkede bu kadar hızla ilerlememişlerdir. Bir ulusun bu derece değişmesi tarihte gerçekten eşi olmayan bir olaydır. Fransız basınından: Türkiye'nin uluslararası ünü, prestij ve otoritesi durmaksızın yükselmiştir. Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür. Avusturya basınından: Büyük düşüncelerin adamı bir devlet mimarıydı. Mısır basınından: Atatürk'ün yaptıkları insanoğlunun kolay kolay yapabileceği şeylerden değildir. O büsbütün başka bir insandı. İsviçre basını: Atatürk bir medeniyet kaynağıydı. Macar basınından: Yüzyılımızda olmayacak hiçbir şey yoktur şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur. İran basınından: İslam dünyasının büyük insan yetiştirme gücünü yitirdiğini öne sürenler Atatürk'ü hatırlamalı ve utanmalıdırlar. Atatürk'ün ölümü dolayısıyla Kraliyet Sarayı, Şehinşahi ve hükümet bir ay resmi yas ilan etmiştir. Majeste Şehinşah gömme töreninin sonuna kadar İran'da askeri ve resmi binalar üzerinde ve yabancı ülkelerdeki İran temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirilmesini emir buyurmuşlardır. Bu iradeyi Şehinşahi bugün bütün gazetelerde ilan edilmiştir. Portekiz basınından: Atatürk, başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz ona yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki mesafe sonsuza değin aynı kalır. Devirlerinde büyük gözüken, zamanla küçülen benzerlerinden farkı budur ve böyle kalacaktır. Alman basınından: Almanya, Atatürk'ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir. Fransız basınında: Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan Türklerin babası yeni Türkiye'yi yarattı. Sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi, fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılap yaptı. Mısır basınından: Çağının belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri. Çin basını: Biz Çinliler hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira büyük bir milletin, çok sevilen büyük atasının ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmaktadır. Fransız basınından: Atatürk öldü. Barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları onun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin
içine sürüklemişlerdir. Fransız basınından: Tarih çok büyükler gördü. İskenderleri, Napolyonları, Washingtonları gördü. Fakat 20. yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk, bu Türk oğlu Türk kırdı. Alman basınından: Türk halkı Mustafa Kemal'in ölümüyle bugün sahip olduğu her şeye minnettar olduğu adamı kaybetti. Anadolu'nun milli bilincinden ve merkezinden doğan yeni dinamik devlet ve Boğaz'ın hasta adamının yerine içeride ve dışarıda istikrar kazanmış olan Cumhuriyet onun eseridir. O her yönüyle yeni bir Türkiye ortaya çıkardı. Amerikan basınından: Halk yas tutuyor. Askeri kahraman Atatürk devleşen bir devlet yarattı. Suriye basınından: Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O kelimenin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi. Hayatını milletinin mutluluğuna adadı. Bu uğurda genç yaşta hayata gözlerini kapadı. İtalyan basınından: Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu'nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur. Birleşik Krallık basınından: İngiltere önce cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır. Alman basınından: Türk tarihinin dönüm noktasına tesir eden Türk devlet adamı Kemal Atatürk hayattan ayrıldı. Mustafa Kemal, bütün milletlerin tarihinde çok ender gelen mümtaz şahsiyetlerden bir tanesidir. O, 15 yıl süreyle Türk halkının kaderini elinde tuttu. Japon basınından: Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük. Birleşik Krallık basınından: Modern Türkiye'nin yaratıcısı, bizim neslimiz birçok ulusun yön ve rejim değiştirdiğine, birçok güçlü liderin çok kısa bir süreçte iktidara yükseldiğine tanık olmuştur. Ancak tarihteki büyük başarılar gözden geçirilecek olursa, Kemal Atatürk'ün yeniden bir ulus ve devlet yaratması kadar göz kamaştırıcı bir örneğin bulunmadığı görülecektir. Sovyet basınından: Onun ölümü dünya içinde derinliği ölçülmez bir kayıptır. İtalyan basınından: Atatürk'ün ölümü ile dünya büyük bir liderini kaybetti. Yugoslavya basınından: Dünya şimdiye kadar kürsülere çıkmış en değerli halk liderini, cumhurbaşkanını ve çağdaş tarihin Yakın Doğu'daki en büyük devlet adamını yitirdi. Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur. Yunan basınından: Yunanistan, müttefik Türk milletinin matemine iştirak etmektedir. Türkiye için daima iyi bir şef olmuş olan Atatürk, aynı zamanda Türk-Yunan münasebetlerinin iyi bir hamisi olmuştur. Türkiye'nin ihyası imkanını almamış ve başarmış olan Atatürk, devamlı bir Türk-Yunan dostluğu imkanını da anlamış ve başarmıştır. Bugün hayata veda eden Atatürk, Türkiye'yi tasavvur ettiği ve nasıl olması lazımsa o şekilde ve Türk-Yunan dostluğunu da tahsin edilmiş bir şekilde bırakmaktadır. Uluslararası Kadınlar Birliği Delegesi: Atatürk, dünya üzerinde yeni bir devir açmış bir insandır. Ben, onun Türk kadınlarına hak vererek ve bir ülkede anayı, yakışır olduğu yüceliğe eriştirerek, batıya ders verdiğini
nasıl unuturum? Romanya basınından. Bir milleti uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk en birincisidir. Amerikan basınından. Kemal Atatürk'ün yeni Türkiye'nin kurucusu ve yapıcısı olan o meşhur Mustafa Kemal Paşa'nın şahsında büyük asker, büyük devlet adamı ve büyük şef ölmüştür. 1919'dan beri Türkiye'nin tarihi, onun hayatının tarihi oldu. Cesareti ve vatanperverliği onu ümitsiz görünen bir teşebbüsün başına, küçük, bitkin ve muzaffer müttefiklerin kahir istekleri önünde bütünlüğünü kaybetmiş bir milletin mukavemetinin başına koydu. Onun ruh kuvveti ve azim ve iradesi, kim olursa olsun diğer herhangi bir şefi sarsabilecek olan zorlukları yenmesine yardım etti. Onun daha evvel Gelibolu Yarımadası'ndaki epik mücadelede İngiliz müstevlilere karşı talihi tersine çevirmiş olan askeri dehası, nihayet kendi davasına tam ve parlak bir zafer temin etti. Bahtiyar ve galip asker adamı, cüretli ve cesaretli, fakat aynı zamanda ihtiyatlı ve basiretli bir devlet adamı ve ıslahatçı oldu. Ekseriya, hasta adamın ölümü için hain yapmış olan Avrupa otoritelerini mahcup etmiştir. Bunlar, Türk milletinin harekete geçmek ve devleti tekrar canlandırmak için sadece şefin sihirli çubuğuyla teması bekleyen gizli kuvvetlere malik olduğunu unutuyorlardı. Romanya basınından. Milletimiz en büyük Türk'ün karşısında kederli bir saygıyla eğilmektedir. Romanya'da Atatürk'ün ölüm haberi geldiği gün bütün okullarda dersler tatil edildi. Yunan basınından. Bir insana ölümünden sonra bu derece sevgi ve yas gösterileri yapılması milletler tarihinde az görülen şeylerdendir. Thank you.